olan bir şeyden kurtulmak için Allah'a sığınmaktır. Allah'tan bir hayır, iyilik istemek için Rabbimize sığınmaktır. Bir mauna diye bilinen İslam tarihinde bir olay var. 70 tane kurra, hafız, sahabe efendilerimiz İslam dinini anlatmaya gidiyorlar. 70 tane sahabemizi katlediyorlar değerli kardeşlerim. Amr bin Tufeyl ve arkadaşları tarafından bu 70 tane sahabemiz, kurra, hafızımız katledildi ve şehit edildi. Bu olaydan sonra Peygamberimiz hiç ara vermeden sabah namazlarında, farzında, ikinci rekatinde uykudan ayağa kalkınca bir ay boyunca korut dualarını okudu. Korut dualarını okumak zalimlere meydan okumaktır. Korut dualarını okumak Allah ve Peygamber düşmanlarına lanet etmektir. Korut dualarını okumak Müslümana ve insana katledenlere hadlerini bildirmek için bir mesaj vermektir değerli kardeşlerim. Bugün gerçekten Amerika için, İsrail için ve yeryüzünde bir Müslümana düşmanlık yapan zalimler için aynı şekilde konut duaları okunabilir. Mazlum kardeşlerimiz var. Gazze'deki, Filistin'deki, Suriye'deki, Mısır'daki kardeşlerimiz için dua etmeli. Onları katledenlere karşı konut dualarını okumaya devam etmeliyiz. Şimdi inşallah konut duasına geçelim. Allahu Ekber. Allahümme iyyâke na'budu ve leke nusallî ve nescud ve ileyke nes'a ve nahfid nercu rahmeteke ve nahşâ azâbek inne azâbeke